Bu videoda düşük not ortalamasıyla Avrupa'da burslu yüksek lisansa nasıl kabul alınabileceğini konuşacağız. Ben Sıdık'a ODTÜ mezunu bir akademisyenim bu kanalda faydalı olabileceğini düşündüğüm tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda konuğum Ulaş. Ulaş sizlerle 2.86 not ortalamasıyla Alto Üniversitesi'nden burslu kabul almasında etkili olan en temel 3 şeyi paylaşıyor. Şu anda Finlandiya'da burslu yüksek lisans yapıyorsun. Videomuzun ana konusu da bu. Ama önce seni birazcık tanıyalım. Nerelisin? Liseyi nerede okudun? Hangi bölümde, hangi üniversitede okudun? Teşekkür ederim beni videonuza davet ettiğiniz için. Ben Ulaş, Ulaş Özen. 2023'te İTÜ'den mezun oldum. Gemi İnşan Mühendisliği okudum ben. 2015'e kadar Ankara'daydık biz. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Sonrasında annemler emekli olunca önceden aldığımız ev vardı Muğla'da. Oraya taşındık. Liseyi de Muğla'da okudum. Sonrasında artık öz yürü olmalıyım ve daha çok ayaklarım üstünde durmalıyım diye İstanbul'a geldim. İTÜ'yü kazandım. Muğla'da büyürken birazcık gemilerle haşır neşir oldum. Zaten makine tabanlı bir bölüm istiyordum aslında. Puanım da tutmadı. İTÜ'yü çok istiyordum aynı zamanda. Yani %60 İTÜ için, %40 da bölüm için tercih ettim. Daha çok aslında İTÜ için tercih etmiştim bölümü. Sonrasında da olaylar biraz farklı gelişti bende. Birinci yılımızda zaten 2019'da lisansa başladık işte. Bir 6 ay okuduk. Sonra pandemi oldu. Hop <laughs> hmm. evlere kapandık. O durum biraz kötü. Twitter. Sonrasında ben ne yapsam ne yapsam işte üniversiteye başladık ama bir şey yapamıyorum. Enerjim de var yani bir şeyler üretmek istiyorum. Şansıma Twitter'da şeye denk geldim. Sinan Küfoğlu'nun tweetine denk geldim işte. Akıllı Yüzene projesi diye. E ben de biraz ya çekinmem hiçbir şeyden ya. Yani en fazla görüldü atar diyerekten. LinkedIn'den ekledim. Anında kabul etti. Yazdım işte ben Ulaş Özen Gemi okuyorum. İşte Yüzene projesine katılmak istiyorum. Bula bula derken 5 dakika sonra döndü bana işte Ulaş gel işte Maslak'taysan kahve içelim diye. Acayip şaşırdım yine. Cidden çok şanslıydım. Projeye başlamışlardı ve bir ay geçmişti aslında. Ben hiç alacağını düşünmüyordum. Sonrasında projeye dahil oldum. Gemi mühendisliği okuyorum işte dizayn yapmalıyım. Klasik kafa işte. 20 yaşındayken ne olacaktı başka değil mi? Sonrasında Sinan Hoca'ya dedim işte ben madem projeye dahil olacağım. Dizaynda çalışayım. O da dedi diyor ben seni dizayna koymayacağım. Zaten mühendislik okuyacaksın. Makine temelli bir mühendislik okuyacaksın. Seni ben elektrik kısmına veriyorum dedi. İşte demand response ve smart charging kısmına veriyorum dedi. Orada biraz ufkun açılsın dedi. Haklıymış ya. Bir anda çok farklı disiplinlere girmeye başladım yani. 5 kişiydik. 3 elektrik mühendisi, bir fizik, bir de ben gemi mühendisi. Bir tane chapter çıkardık beraber. 6 aya yakın sürdü yani uzun sürdü. Kitap projesi bu arada. Sonrasında gerçekleştirilecekti ama o kişiler olmadı maalesef ki. Sonrasında Sinan Hoca bizim chapter'ı çok beğendi. Dedi ki buradan makale çıkar. 2 elektrik mühendisi, bir fizikçi ve bir gemici makale yazdık. Enerjiyiz de çıktı bizim makalemiz. Enerji optimizasyon modeli adı altında. Kabul almamda bence altı <laughs> olmuştur yani bayağı. Bu süreçte yüksek lisans yapmaya karar verdin mi? Aslında yüksek lisans yapmayı evet istiyordum. Lisansa başlarken de istiyordum yurt dışında. Ama emin değildim. Ya yapsam yapmasam hani okumayı da çok acayip sevdiğim söylenemez. <laughs> Sadece bir şeyler üretmeyi seviyorum kendim. Birazcık da salmıştım aslında yolda karar veririm diyerekten. Sonrasında Sinan Hoca ile samimiyetimiz bayağı ilerledi. Yeni bir kitap projesine başlayacağını söyledi. Buraya katılıp katılmayacağımı sordu. Ben de katılırım yani destek vermek çok isterim. Sonrasında ben dedim ki ya ben liderlik yapmak istiyorum dedim Sinan abi lütfen ya hazırım. Sonrasında tamam dedi ve SDG 9, SDG 16 ve SDG 17'yi araştırdık. Üstüne de Carbon Capture and Storage, Crowdfunding, Flexible Electronics and Wearables bunları araştırdık ve bu takıma idarelik ettim ben. Bu projede çalışman seni aslında birazcık araştırma işlerine itmiş. Sonra evet. sen zaten baştan beri yüksek lisans yapmak istiyordun. Ama şeyi de biliyorum aslında not ortalaman da aslında lisans döneminde biraz düşük. Aslında yüksek düşük, lisans evet. yapan çoğu insana göre. Ama bu tarz projelerde çalışmak anladığım kadarıyla senin yolunu birazcık açmış. Bu projede çalışmak dışında yüksek lisansa başvurmak için nasıl hazırlıklar yaptın? Yüksek lisansa hazırlanırken öncelikle bir dil sınavı gerekiyordu tabii ki de. IELTS'e girdim üç kere girdim bu arada. İlk ikisinde şey yani hep de bir, bir kısımdan patlıyordum sürekli yani. Benim konuşmam o dönemde işte zordu yani. Diğer seviyelerime göre düşük kalıyordu ve çok Stres oluyordum nedense. yani halbuki hiç gerek yok bir de hani lisansı bitiriyorsun bir de onlarla uğraşıyorsun dönem projeleri falan derken stres oldum ve yapamadım sonrasında işte işe başlarken bir daha denerim olmazsa da olmaz artık dedim girdim ya yani aldım yani altı buçuk aldım en az altı buçuk yetiyordu altı buçuk aldım yani o işte benim yine şey düşürdü konuşma düşürdü beş buçuk aldım konuşmadan bu arada onun dışında pek bir hazırlık yapmadım sadece projeler çok projeye katıldım makale yazdım çok fazla araştırdım ya yani şeyleri mesela e, lisans döneminde çok araştırdım ne yapabilirim, ne üstüne yoğunlaşabilirim derken işte veri bilimine girmiş oldum. Ondan da çok ufak bahsedebilirim. Bilgi Hocam bir proje açmıştı TÜBİTAK projesi. Oceanography Lab'ında çalışacak birini arıyordu. Çok hoşuma gitti. Yani gerçekten veri bilimini o adamdan öğrendim. Bir bayağı yardımcı oldu bana. Sonrasında dedim evet ben gerçekten bu alanda ilerlemek istiyorum. Bu marinle veri bilimini birleştirmek istiyorum ben dedim. Bence bir boşluk var yani gap diyorlar ya. Hı hı. Ben bir boşluk var ve bunu ben doldurabilirim diye düşündüm. Peki Değil kaç ya? tane <laughs> okula başvurdun yüksek lisans için? Kaç tane okula başvurdum? Ben sadece bu arada Finlandiya'ya başvurdum. Çünkü Neden? Şey, biliyordum. İskandinav ülkeleri marinde çok iyi. Yani Adamlar sürekli buraya yatırım yapıyorlar. İtalya ve Almanya'ya başvurmak istememiştim aslında. Çünkü kabul alacağımı biliyordum ve çok klasik gelmişti bana. <laughs> o yüzden bir farklılık olsun Finlandiya'ya başvurayım dedim. Ki Sinan Hoca Aalto Üniversitesi'nde master ve doktorasını yaptı. İnanılmaz seviyor Aalto'yu. Peki Aalto Üniversitesi'ne kabul aldın. Nasıl burs evet. buldun? Genelde kabul almak zor olmuyor da burs bulma kısmı çok zor oluyor. Evet bu çok ilginçti. Ben Finlandiya'da Tampere'ye başvurdum. Turku'ya başvurdum. Bir de Alto'ya başvurdum. Turku ve Tampere'den direkt reddedim yani. Kabul bile almadan reddedim. Aalto'da kabul etti. sonra burslu kabul geldiğini gördüm işte. O sıra işteydim ve bakıyordum böyle maillerime. Bu ne ya dedim Alto. Bir baktım tuition fee ödemeye tabi değilsiniz tarzı işte bir mail gördüm ve inanılmaz şaşırdım. Bir heyecan yaptım böyle. Nasıl ya? <laughs> ne alaka? Çünkü 2.86 ile mezun oldum ben. Hiç beklemiyordum yani. Kabul al alırım diye düşünüyordum ama burs gelmez diye düşünüyordum. Bu arada Finlandiya'nın iki çeşit bursu var. Bir Üniversite bursu veriyor bir de devlet bursu veriyor. Benim bir arkadaşım ikisinden de kabul almış yani hem devlet hem de üniversite özelinde. Eğer devletten de bursu alırsanız 5000 euro ayrıca para veriyorlar. Sen sadece okul bursunu aldın. Evet okul bursunu aldım. Şu anda yaşam masraflarının <laughs> için nasıl bir yol izliyorsun? Yaşam masraflarım için bir yıl çalışıp biriktirdiğim üstüne birazcık da şey... ...üniversitedeyken de biriktirdiğim sok marketlerden de... ...ya bütün birikimimle geldim aslında ya <laughs> öyle diyeyim. <değil mi? gülüyor> aslında şeyi birazcık anlattın yüksek lisansla ne yapmak istediğini makine öğrenmesiyle o veri bilimiyle okyanus bilimini birleştirmeye çalışıyorsun. Kafanda neler var yüksek lisans projelerinle ilgili? Burada çok proje oluyor aslında. Hatta geçen gün gittim. Burada bir hoca vardı. Dedim ben pekiştirmeli öğrenme ve derin öğrenme çalışıyorum. Ee, ne dersiniz ya? Projelerinize katılmak istiyorum. Çünkü ben hazırım. Buradaki okul bu arada altı biraz şu anlık kolay Belki ileride zorlaşır bilmiyorum ama. <laughs> ya, o yüzden ben proje yapmak istiyorum. Geliştirmek istiyorum yani. Rahat durmak istemiyorum dedim. Kadın çok ilgisini çekti. Çünkü bu ikisine yoğunlaşan kişiyi bulmak zor aslında yani düşününce. Hem gemi mühendisliği bilecek hem de data bilecek. Zor yani aslında. Dedi işte ben ve dekanla konuşacağım ve şu an iki tane projeler varmış. Bunlara seni soracağım dedi. Ama istersen sana test konusu verebilirim dedi. Ben de şu an istemiyorum çünkü ben bir şirketle yazmak çok istiyorum. Erteledim yani. Peki genel olarak Aalto Üniversitesi'nde Finlandiya'da keyfin yerinde mi? Keyfim şu an yerinde. Güzel. E, çok farklı bu arada buranın kültürü. Ben burada bir iş mülakatına girdim bu arada. Direkt verim mühendisliği projesi. O kadar farklı geldi ki adam gerçekten şeydi böyle özür dileyecek gibi konuşuyordu benimle. Yani sanki çok kibarlar. Her şeyi bir anda konuşuyor böyle. Şu kadar para vereceğiz sana. Şu projede şu kadar para vereceğiz. Ya, o kadar net ki. Türkiye'de e, girdiğim mülakatlarda hiç böyle değildi. Böyle acaba ne olacak? Aranacak mıyım? Nasıl olacak? <laughs> Sürekli bunları düşünüyordum. Burada mesela adam hiç soru işareti bırakmadı bende. Çok ilginç geldi bu insani değer olarak. Peki şey yaşam imkanları olarak keyfin yerinde mi? Aslında evet. Güzel ya. Şu an e, biriktirdiğim para da bana hayli hayli yetiyor yani şu ana kadar. Zaten yurtlar çok ucuz. Diğer Avrupa ülkelerine kıyasla. Burada okulda yemek yemek... 2.95 euro. Türkiye'den daha ucuz da olabilir yani bir bakıma. Ve hani sınırsız doldurabiliyorsun tabağını. Ya öğrenci olmak burada güzel bence. Tabii ya yaşarken bilemem. Çünkü artık normal çalışan olacağım için <gülüyor> bilemiyorum <gülüyor> ne olur. Peki Ulaş gelecek planlarında neler var? Yüksek lisanstan sonrası için ne düşünüyorsun? Aslında benim en büyük hayalim girişimci olmak. Kendi startup'ımı kurmayı çok istiyorum. Bunun için de çok çabalıyorum aslında. Eğer başaramazsam da bilmiyorum. Gemi mühendisliğinden ilerleyebilirim. Türkiye'de Yaptığım gibi veri biliminden ilerleyebilirim. Ya da ya ilgim olan diğer sektörler var finans gibi. Bu alana yönelebilirim. Açıkçası birazcık ona da yolda karar vereceğim ve fırsatları değerlendireceğim. Peki şu anda girişimcilik yoluna girdin diye anlıyorum. Neler yapıyorsun bu süreçte? Çok fazla podcast dinliyorum. Burada insanlar... Altı çok startup'ı çok değer veren bir üniversite. Sürekli birilerini getiriyorlar ve hepsine katılmaya çalışıyorum. Bir etkinlik olunca direkt gidiyorum ve o founder'ıyla konuşmak istiyorum. Bir şeyler soruyorum sürekli. Bölüm dışı, bölüm içi hiç fark etmez. Ben şey bayılıyorum böyle girişim fikirlerini dinlemeye, nasıl yapmışlar bu süreci dinlemeye de bayılıyorum. Evet, kafamda birkaç tane plan var. Bakalım gerçekleştirebileceğim ve Onları zaman gösterecek. Umarım gerçekleştirirsin. Peki son olarak Bakalım. şu anda son sınıfta olup ya da yeni mezun olmuş olup gelecek sene yüksek lisansa gitmek isteyen bu sene başvuru yapacak arkadaşlarına gençlere tavsiye etmek istediğin bir şeyler var mı? Bahsetmediğin, bahsetmek istediğin. Ya net başvursunlar. Ya çünkü ben 2.86 ile kabul aldım. Ve üniversitede hani boş durmasınlar yani. Bu çok önemli. Ya ben Proje sayesinde bence kabul aldım. Tam burslu kabul aldım. Ya ne varsa girin. Ve akademik proje yapmak bence çok güzel. Hani en azından ya ben şu an herhangi bir konuyu eminim Google'dan öğrenebilirim yani. O derece ilerletti beni bu projelerde yol almak. Nasıl makale okurum anladım en azından ve bu bence çok değerli bir şey. Çok da çok zor teşekkür... değil aslında kutu almak ve tambur salmak Öyle diyeyim. Çok teşekkürler Ulaş. Açıkçası senin hikayeni dinlemek bana çok iyi geldi. Eminim bu videoyu izleyen herkese de ilham olacaktır. Zaman ayırıp hikayeni paylaştığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek ki? Bana ulaşmak isteyen LinkedIn'den ulaşabilir. Ulaş Özen ismim. LinkedIn <laughs> evet. linkini de aşağıda açıklamalar kısmında koyarız zaten. Bu videoyu beğendiysen ekranda paylaştığım videoyu da beğenebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.